diğerini göndersem acaba? Bir daha uğraşma tek tek. Deminkini aynen yolla işte. Mantıklı. Ay, iki fotoğrafı yollayamadı ya. Bir de akıllı diyorsunuz çocuğa. Belki şaka yaptı çocuk. Arkadaşını telefondan aradı. Anneciğim ne şakası ya? Beraberlermiş işte, gün gibi ortada. Sıdıka teyzeciğim, sadece belgesi yok şu an. Bak birazdan o da olacak. Olmayacak böyle Ahmet. Geçen sene buralar silme turist dolu değil miydi? Abi Ortadoğu kaynıyor. Kabak bizim başımıza patlıyor. Millet rezervasyonları iptal ettirdi. İspanya, İtalya'ya kaçıyorlar artık. Bak bu aralar balık iyi diyorlar. Yapacak bir şey yok. Geriye B planı kalıyor. O da balık. Geriye. Bir tur atıp geleceğim ben. Doğruymuş. O telefonu Deniz annesi almış. O kadın yani. Belki tesadüf etmişlerdir. Ay tabii tabii. Bayılıyorsunuz böyle dolduruşa getirmeye birbirinizi. Anne, Allah aşkına şu fotoğrafa bak. Hakan nasıl yapsın böyle şeyleri? Resmen parti ortamı. Kim? Yalnız pastayı gördün Reyhan değil mi? Sizin nişan pastasından bile büyük. Yalnız Hakan abi de bayağı keyifli görünüyor. Nasıl bir şey bu kızım? Hakan'ın o kadının yanında işi ne? Tövbe tövbe. Ailece toplanmışlar işte anne. Kim bilir belki de bu ilk değildir. Bir dakika ya ben şimdi anladım. Demek o sizi o yüzden oradan postaladı buraya hemen. Daha işin aslını aslarını bilmiyoruz. Yangına körükle gitmeyin siz de. Ben de öyle salak gibi burada oturuyorum. Varsa bir soğuk limonata içerim. Yok. Bir şey mi kaçırdın? Sen değil. Ben partiyi kaçırmışım. Ne partisi? Deniz'in doğum günü partisi. Hani şu ailece kutladığınız. Hı. Neden sürekli bana yalan söylüyorsun Hakan? Zeynep'in de orada olduğunu biliyorum. Ve beraber çok eğlendiğinizi. Ailece fotoğraflar falan çektirdiğinizi. Ne var bunda? Zeynep Deniz'in annesi. Evet. Zeynep Deniz'in annesi. Ama Zeynep senin karın değil. Reyhan bunu bu kadar büyütmeye gerek yok. Sadece oğlunun doğum gününde olmak istedi. Ben de onu kıramadım. Mesele bu kadar basit. Mesele bu kadar basit değil Hakan. Kendini de beni de kandırma artık. Ne bu şimdi? Size mutluluklar. Ailece. Tutarsak var ya, geziden kazandığımız ikiye katlarız. Arada söyleyeyim Reyhan da fırça atsın sana, işe yarıyor. Sadece fırça atmadım. Yüzüğü de attı. Ciddi bir durum o zaman. Reyhan'a göre ciddi. Sen bir anlat bakayım en baştan, ne oldu? Ne yapsaydım abi? Zeynep burada deseydim daha çok üzülecekti. Bir sürü soru. Abi şimdi daha çok üzülecek. Of Ahmet ya. Kimi kimden koruyacağımı şaşırdım ben. Yeter ya. Ya usta boş ver. Zaten bir şekilde bütün gerçekler ortaya çıkmıyor mu? Haklısın. Of. Deniz'i korumak için de annen öldü demedin mi? Reyhan'a da aklına yanlış bir şey gelir, üzülür diye Zeynep hakkında bir şey söylememeye çalıştım elimden geldiği kadar. İşte bunların hepsi koruma. Cehenneme giden yollar iyi niyet taşlarıyla doludur. Bir de işe yarasaydı bari. Ya şimdi yüzüğü falan çıkardığına göre de iyice kırılmıştır ha. İşimiz iş. Kırgınlık
var, kıskançlık var, öfke var. E haksız da değil ama değil mi? Haklı abi. Haklı. Keşke gözümüzün önünde olup bitseydi şu doğum günü işi. En azından ne olduğunu biz de görürdük. Evet ya. Bilseydim ben böyle olacağını İstanbul'dan salar mıydım sizi? Efendim Sıdık anne? Limandayız. Ne oldu? Bir şey mi oldu yoksa? Yok yok, biz yanaştık. Tamam. Olur, tabii ki gelirim. Şişt, ne diyorsun? Gel de bir ifadeni alayım demiyor ama karşılıklı oturalım, bir kahve içelim diyor. Evet. Yani kibar kadındır bizim sultan. Sonuçta Girit göçmeni. Avrupa görmüş. Hadi gidelim abi. Abi ben gelemem ya. Vallahi gelemem. Ben balıklarla uğraşacağım. Seni çağırmış, sen git. Abi şimdiden yemin ederim ter bastı bana ya. Hadi arkandayım ben. Sıkıntı yok kanka, git. Şu elimi yüzümü yıkayayım da. Hadi eyvallah. Oh. Hazır Reyhan falan yokken evde seninle biraz konuşayım dedim. Tahmin etmiştim. Bak zıpkınla balık vurdum. Sen seversin balık. Bırak şimdi balığı Hakan. Meselem iyiyim. Oğlum. Babiş, nasılsın? Çok özledim ben seni. Öyle mi? Selam söyle o zaman herkese. Şey, şimdi ben Zeynep ablalardayım. Evdeyiz. Haber vereyim diye aradım. Biraz sonra Zeynep ablanın annesine gideceğiz. Size iyi gezmeler o zaman. Zeynep ablayı vereyim mi sana? Yok yok, vermene gerek yok canım. Ben sonra ararım Zeynep'i. Zeynep ablanı. Hoşça kal, görüşürüz. Sen ne yapıyorsun Hakan? Sabahki olayı soruyorsan Sıdık anne. Benim kızım bunlara layık mı Hakan? Ben Reyhan'ımı bunun için mi büyüttüm? Oluyor mu hiç böyle oğlum? Sıdık anne. Ne desen haklısın Sıdık anne. Ama benim kötü bir niyetim yoktu. Ben kimse kırılmasın diye, herkesin gönlü hoş olsun diye... Herkesin gönlünü hoş tutamazsın. Bir karar vermen lazım. Benim tek istediğim şey Reyhan'ı mutlu etmek. Başka hiçbir şey değil. Peki nasıl takacaksın o yüzüğü onun parmağına bir daha? Nasıl kazanacaksın güvenini? Sıdık anne, kazanacağım. Bak, sana söz veriyorum, kazanacağım. Böyle de bakınca yüzüne kızgınlığım gidiveriyor oğlum.